Merhaba arkadaşlar. Tonguç Akademi'de Cumhuriyet'in ilanı konusuyla... Hocam en sonunda Cumhuriyet ilan edildi ya. Harikasın Tonguç. Neden Cumhuriyet ilan ettik Tonguç 29 Ekim 1923'te? Hocam çünkü rejim sorunumuz vardı hocam. Başka ne sorunumuz vardı? Başkanlık sorunumuz vardı. Mükemmel. Ve ne için gerekliydi Cumhuriyet? Hocam ulusal irade için gerekliydi. Bir de devletin neyi yoktu Tonguç? Adını bul... hocam buradan okuyorum ya. Allah mükemmel bir zeka sahibisin. Şimdi bak bu kadınımız, bu insanımız artık... Ulusal irade yani halk iradesiyle oy verecek, öyle değil mi Tonguç? Evet, ulusal irade için kesinlikle cumhuriyet gerekli, bu bir. İkincisi devletin rejim sorunu vardı. Biz Lozan Konferansı'na gittiğimizde adamlar dediler ki ya siz padişahlıkla yönetilmiyorsunuz. Saltanatı kaldırdınız. Cumhuriyetle de yönetilmiyorsunuz. Daha cumhuriyeti ilan etmediniz. Meşrutiyet yok. Kardeşim sizin rejiminiz ne diyordu? Bizim bir rejim sorunumuz vardı. Sonra başkanlık sorunumuz var. Devletin başı belli değildi. Devletin başı kim? Belli değil. Yani devletin başı Abdülmecit Efendi Halife... Mustafa Kemal meclis baş... Ya belli değil. Devletin başı yok çünkü rejim yok. Aynı zamanda artık ulusal iradeyi tam anlamıyla yansıtmamız gerekiyor. Yani seçim hocam. Aynen seçim. Ve devletin adı yoktu. Yani biz... Türkiye Cumhuriyeti. Değil daha. Cumhuriyeti ilan edilmemiş ki nasıl Türkiye Cumhuriyeti olsun adı. Evet. Dolayısıyla Cumhuriyeti ilan edince devletin adı da belli olacak. Ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile ilk Cumhurbaşkanı kim oldu Tonguç? Mustafa Kemal Atatürk hocam. Aynen Mustafa Kemal Atatürk oldu. Hocam imzasını çok güzel atıyorsunuz. Bir atar mısınız? Atmamı istiyorsun madem atayım buraya. Şuraya atıyorum Tonguç. Bu yüzden ben inşallah hapse girmem Tonguç'a. Şimdi devam edelim. Hocam imzada sahtecilik. Evet tutuklu falan. Şimdi ilk başbakan kim oldu? İsmet İnönü hocam. Muhteşem. İnönü'nün de imzasını atalım falan. Yok öyle bir şey. İlk meclis başkanı kim olacak? Fethi Okyar. Ya sen muhteşem bir insansın ya. Hocam bunları nasıl aklıma tutuyorum anlamıyorum ben de. Harikasın çünkü. Ama bunlar en önemli insanlar hocam. Tabii yani. Ki. Peki devletin adı belirlen. Devletin adı ne oldu Tonguç? Türkiye Cumhuriyeti. Harikasın. Türkiye. Anonim şirketi falan. Hayır evladım. Türkiye Cumhuriyeti harikasın. Peki rejim belli oldu. Rejimimiz ne? Rejim Hristiyan. Yok hocam. Pardon. Evladım Cumhuriyet oldu. Cumhuriyet. Muhteşem bir zekaya sahipsin. Peki devlet başkanımız kim oldu? Cumhurbaşkanı oldu değil mi? Cumhurun başkanı devletin de... Cumhurbaşkanı evet. Cumhurbaşkanı hocam. Mustafa Kemal Atatürk. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk. Muhteşem. Hükümet kurma şekli değişti. Eskiden meclis hükümeti vardı. Onun yerine ne sistemi geldi? Kabine hükümeti hocam. Aynen kabine sistemi geldi. Bunlar da yine... Aynı Londra'daki Lordlar Kamerası gibi hocam. Aynen kabine sistemi geldi. Dolayısıyla bak eskiden meclis hükümet sistemi vardı. Şimdi kabine sistemi var. Bu ne demek Tonguç peki? Meclis hükümet sistemi ile kabine sistemi arasındaki farkı biliyor musun? Hocam o çok karışık ben anlamıyorum. Şimdi bak Tonguç neyi biliyor musun? Şimdi eskiden birinci mecliste... Kabile şurası... gibi hocam kabile mi? Hayır bak şöyle dikkat dinle. Birinci mecliste Tonguç, birinci mecliste bu birinci meclis. Meclis hükümet sistemi var. Yani diyelim ki mecliste milletvekilleri böyle oturuyorlar ya sıraya. Evet, herkes sıralarına oturuyor. Meclis başkanını seçtikleri zaman hani sınıf başkanı seçiyorsunuz evet, ya sizin. En başa çıkıyor. Biri çıkıyor o başkan oluyor mesela tamam. Ve meclis başkanı olmuş oluyor. Evet, aynı zamanda hükümetin de başkanı olmuş oluyor. Partiler falan yok. Ama günümüzde Tonguç kabine sistemi var. Kabine sisteminde ise şöyle bir şey var. Partiler var. Mesela burayı atıyorum X partisi alıyor. Burayı Y partisi alıyor. Burayı Z partisi alıyor. En çok mi? Oyu olan bak yerlerini. Seçimler yapılıyor. Partiler seçimlere giriyor. Seçimlerin sonucu X partisi en çok oy alıyor. Y partisi ikinci en çok oy alıyor. Z partisi de üçüncü en çok oy alı olsun. Evet hocam. Bunların içerisinde kim en çok oy aldı? X partisi. O zaman X partisinin kabinesi iktidara geliyor. Oo. Y partisi de ikinci çok oy aldığı için o da muhalefet partisi oluyor. Yani X partisinin başkanı, lideri direkt olarak başbakan oluyor ve kendi adamlarını da kendisi seçiyor. Halbuki burada ise, şurada ise bu adam meclis kendi adamı meclis başkanı seçildi. Sonra işte atıyorum kendi adamı yok ki. Dışişleri Bakanı başka biri oluyor. İçişleri Bakanı ya hepsi tek tek meclisin içinden seçiliyor o yani. O zaman hocam çok karışık oluyor. Çünkü insanlar birbirle uyuşamaz ki o zaman. Aynen. Şimdi günümüzde o yüzden kabine sistemi uygulanıyor. Daha iyi bence. Ama eskiden meclis hükümet sistemi vardı. Çünkü partiler yoktu. Bir an önce zaten herkesin tek bir amacı vardı. Ülkeyi kurtarmak. Bu birinci meclis biliyorsun daha çok milli bağımsızlıkla mücadele etti. Anlaşıldı mı Tonguç? Anladım. O zaman hocam. Tonguç Akademi'ye üye oldun peki Tonguç? Hocam oldum. Herkese tamam. Tavsiye ediyorum hocam. O zaman şu soruyu cevapla da görelim bakalım. Tamam hocam.